Bugün Medya Mahallesi'nde Nedim Şener'le birlikteyiz. Programın ikinci bölümünde yiz ama gene birinci bölüme devam edeceğiz. Evet. Gülen cemaati, AKP'nin baş düşmanı, bilmiyorlar mıydı bütün bu kumpasları? Ha, bu arada bir özür borcum var. Kumpas yerine kumpanya yazılmış, niyeyse. Olay büyük bir kumpanya gibi cereyan ediyor. Herhalde ondan bir beyin kendi kendine böyle bir teşbih yapmış. Hakikaten korkunç, bayağı bir kumpanya oynanıyor. Onun için Nedim Şener kendi kumpasını anlatıyor yerine kendi kumpanyasını anlatıyor olmuş, affola. Şimdi birinci bölümün sonunda size bir fişeğin gelişini göstermiştim. Gaz bombası fişeğinin. Şimdi onun videosunu izleyelim. Can Dündar'ın Gezi'nin yıl dönümü için hazırladığı belgeselden bir bölüm bu. Genç bir evladımız Okan Özçelik geçen sene o olaylar sırasında cep telefonu kamerasıyla, işte yani belli ki kamerayla çektiğine göre de olayların, o işte patırtanın gürültünün içinde de değil aslında, kenarda çekiyor. Çekerken farkında değil, sonra görüntüden anlıyor ki birkaç saniye sonra gözüne isabet edecek ve bir gözünü alacak olan fişek üzerine doğru gelmekte. Bu ne çok şeyi anlatıyor bize, değil mi? Yüzlerine gençlerin, o fişeklerin, gaz bombalarının sıkıldığını. Ama gerçeğin de bakın bu kadar ayan beyan ve en acı biçimde kaydedildiğini. İzleyelim, göreceksiniz. Taksim'den çekilirken eylemciler Gezi'ye yerleşmişti. Okan Özçelik de onların arasındaydı. Hem slogan atıyor hem cep telefonuyla kayıt yapıyordu. Elindeki cep telefonu az sonra gözüne girecek kapsülü kaydetmek üzereydi. Bir ağacı kendime siper etmiştim yani. Onun arkasından çekim yapıyordum. Polis bu esnada yine gaz bombasını kullanıyordu. Bir ara, yani böyle çok değil, bir buçuk saniye ben bir arkamı dönmeye ihtiyacı hissettim şu şekilde. Şu şekilde arkamı döndüm. Ondan sonra önümü döndüğümde kapsülün makineden çıktığını gördüm. Can Dündar bugün Cumhuriyet Gazetesi'ndeki köşesinde bunu yazmış. Şimdi aslında bu genç adam farkında değilmiş bunun çektiğini de. Sadece o günden bir görüntü diye Can Dündar'ın çağrısı üzerine, hani imece usulü bir belgesel yapalım çağrısı üzerine getirmiş. Fakat o arada bir yavaş, slow motion deriz, o yavaş gösterimle bir bakmışlar ki hakikaten kendisine doğru gelen bir iki saniyelik bir şey, o belki bir saniyelik, o fişeği çekmiş. Sonrasında yere düştükten sonra kamera devam etmiş kaydetmeye, ama tabii oralar hani çok da gösterecek gibi değil anlaşılan. Gezi'nin işte yıl dönümü böyle görüntülerle anıldı. Çok çabuk unutuyor muyuz bilmiyorum. Neredeyse Gezi'nin üzerinden hadi bir yıl geçti. Şeyin üzerinden, Soma'nın üzerinden 13 Mayıs'taydı. Daha işte 30, bir ay olmadı. Bir ay olmadı. Hayır, tabii bir ay olmadı daha. Neredeyse Soma'yı unutmak üzereyiz. Yani, unutmak üzereyiz. Evet. Yani gazetelerden, ben kendi adıma unutturmamaya çalışıyorum ama unutuyoruz. Sen de, ben takipçin olduğun için biliyorum, Twitter'da sürekli hatırlatıyorsun Soma'yı, ama Soma'dan ziyade bir kişiye, arkadaşlar görebilir miyiz dedim Şener'in tweetlerini, bir kişiyi özellikle hatırlatıyorsun. Yusuf Yerkeli. Evet. Her gün bakıyorum böyle hatırlatıyorsun. Evet. Nereye bugün, kadar gidecek bu? Bu yani Twitter artık faaliyetlerine son verene kadar, Yusuf Yerkeli emekli olana kadar, ben yaşayan hayatımın sonuna kadar takip ederim bu görevi koruduğu sürece. Çünkü
Bir dakika, bu görevi korudu sürece biz onun başka bir yere gittiğini duymuştuk. Başbakan müşavirine alınmadı mı? Maalesef işte bu tür küçük manipülasyonlarla insanlara olayları geçiştiriveriyorlar. Oysa başbakanlık müşaviri olarak şu anda görevini sürdürüyor. Zaten şahsi Twitter hesabında başbakanlık müşaviri yazıyor. Aynı zamanda başbakanlığın internet sitesine girdiğiniz zaman da orada müşavir olarak sıfatını görebiliyorsunuz ismiyle beraber. Yani yine ben gazeteci yerken, arkadaşlarla teyit ettik ki hala, daha doğrusu tekmeci hala müşavir. Evet. Yani evet. Hani düşünebiliyor musunuz? Tabii. Ya tekmeci bu, hala müşavir. Şimdi bu niye önemli? Niye hatırlanması gerekiyor biliyor musunuz? Bu bütün her şeyi anlatıyor. Yani bir ihmal yoluyla insanların ölümüne sebebiyet verenler, aynı zamanda bu konuda eylem, protesto eden insanları da tekmeleyebileceklerini çok rahat gösterebiliyorlar. Bu bence bugüne kadar başbakanın şahsı tarafından da olmak üzere Türk TÜİK toplumu çok kere hakarete uğradı ve birçok iktidara yakın olmayanlar, iktidara desteklemeyenler her zaman ötekileştirildi. Ve bunu yaparken müttefiklerim de vardı, beraberdi. Ama ben hani Soma olayında akılda kalması gereken şeylerden birisi 301 insanımızla beraber aynı zamanda iktidar grubunun nasıl insanları aşağılayabildiğini, başbakanın çok rahatlıkla efendim eğer başbakana yuh çekersen tokada yersin sözünün unutulmaması gerektiğini, Yusuf Yerkel'in artık bunu fiiliyata dökerek hiç de küfür etmediği halde sadece protesto hakkını kullanan, ayağını savurup arabaya tekme atmaya çalışan bir madenciyi önce hakaret ederek ona TGB'li deyip ya da eylemci provokatör deyip aşağıladıktan sonra bir de o tekmeleri hak ettiği şekilde bir imaj yaratmaya çalışıyorlar. Ben de buna karşıyım. Çünkü bizi yıllardan beri hakarete ve ötekileştirmeye alıştırmaya çalıştılar ve alıştırdılar da. Ama hiç olmazsa diyorum ki Türkiye toplumu tekmelenmeye, fiili darpa alışmayın. Yani başbakan tarafından tokatlanmaya alışmayın. Bir affedersiniz 3 yani 3. 5. sınıf bir bürokrat tarafından isterse 1. sınıf olsun tekmelenmeye, hakarete uğramaya alışmayın. Önemli olan insan onurudur. Ben burada insan onuru yani Yusuf Yerkel'in ayağının altında olan zavallı bir madenci Erdal Kocabıyık değil. Türkiye halkının onurudur. İzzeti nefsidir. Burada insan direnmeli artık. Yani her şeyin bir esnemenin bir payı var. Doğru. Ama burada insan doğru direnmeli. Ve ben doğru o yüzden diyorum ki bunu insanlar farkında değil. Çünkü sizin söylediğiniz gibi 301 insanı da unutalı 20 gün içinde neredeyse insanlar unutuyorlar. Bu tekmeyi de 20 gün içinde unuttular biliyor musunuz? O yüzden ben hep hatırlatmaya ve rahatsız etmeye çalışıyorum. Ve çok garip olan bir şey şu. Buna çok önemli şekilde insanlar tepki gösteriyorlar. Ama bu tekmeyi savunanlar var biliyor musunuz Ayşenur Hanım? Ya bu beni irkiltiyor. Ya yani sırf iktidarla, nasıl bir işbirliği içinde olabilirsin ki bir vatandaş olarak? Tamam. Diyor ki hak etti. İyi oldu. Şunu da yapsaydı, bunu da yapsaydı. Bir tekmeyi de sen hak ediyorsun. Zaten hapse girdin, bir daha da girersin. Bak uğraşma. Sana söylüyorum. Tabii tabii. Ya bunlar her gün, ben her gün yazdıkça her gün buna benzer şeyler alıyorum. Ama bu önemli değil. Yani o insanlar, çünkü ben o kendinin aşağılandığının farkında olmayan insanın da izzeti nefsini kurtarmaya çalışıyorum. Çünkü burada insan eziliyor artık. Yusuf Yerkel'in Erdal Kocabıyık'ı çıkıp telefonla açıp özür dilemesi, hatta karşılıklı helallik alması hiçbir şey ifade etmez. Erdal Kocabıyık zavallı taşrada bir madenci. Adam zaten bu konudaki baskılardan dolayı iyice köşeye sıkışmış durumda. Neredeyse insanlar çevresi bile onu suçlar hale gelmiş. Yani bu olaydan dolayı sen bir tekmelenerek, tekme yiyerek mağduriyet yarattın. Niye o tekmeyi yedin? Bak senin yüzünden hükümet de köşeye sıkışıyor. Git bir özür dile. Adam özür diliyor. Nitekim başbakanın yumrukladığı, tokatladığı adam ya, çocuk ya özür diledi başbakandan. Yani ben dedi, o beni korumaya çalıştı. En sonunda beni korkuttular. Korkuttular, o yüzden böyle konuştum dedi. Ya insan onuru bu kadar ayaklar altına alınır mı? Bir saniye keseceğiz. Keseceğiz. AKP'ye grubuna gidiyoruz. Tam da Gezi'den ve polisin tavrından söz ediyormuş. Evet. Bir kaçırdığımız cümlede polisimizin dik duruşu yüzünden, onun sayesinde eylemciler Gezi'ye çıkamadı demiş. Konuşuma devam ediyorsa o bölüm, verebiliyorsak bir parça verelim. Göstermek istiyorum. Çünkü milletçe bunu bilmemiz lazım. Başta CHP olmak üzere sokakları hareketlendirip Türkiye'de yeniden çatışma manzaraları oluşturmak isteyenler bu Gezi'de hayal kırıklığı yaşadılar. Değerli arkadaşlar, cumartesi günü
Gezi olaylarının yıl dönümünde beklenenin gerçekleşmeyeceği provokasyonların, tahriklerin, isyan ve çatışma çağrılarının karşılık bulamayacağı zaten çok net biçimde görülüyor. Bir yıl önce AK Parti'ye, yani Milletin Partisi'ne, milletin iktidarına karşı o malum çevreler ellerindeki tüm imkanları seferber etmiş, bütün gövdeleriyle sahneye çıkmışlardı. Hatırlayın, her yerden taarruz ettiler. Medya, sosyal medya, yazarlar, yorumcular, sözüm ona aydınlar, sözüm ona sanatçılar taarruz ettiler. Uluslararası çevreler bütün ilgilerini, bütün objektiflerini Türkiye'ye çevirdiler. Ve bu taarruzun içerisinde hepsi yer aldılar. İş dünyası, belli işverenler, belli işveren örgütleri bu taarruzun içinde yer aldılar. Başta CHP olmak üzere milletten umudunu kesmiş, umudunu çatışmaya, kaosa bağlamış siyasi partiler bu taarruzun içinde yer aldılar. Bu şiddet ve vandalizm gösterileri tüm dünyaya bir çevre protestosu gibi sunuluyordu. Ancak amacın, gayenin, hedefin ne olduğunu bizler de gördük. Aziz milletimiz de gördü. Hatta bir tane sanatçı müsveddesi şunu söylüyordu. Hala bunun bir ağaç meselesi olmadığını anlamadınız mı diyordu. Necmi Alem Valide Sultan Camii'ni girerek orada her türlü bizim Başbakanın konuşmasını kesmeyelim derken galiba yakalandım. Evet. Çünkü bu Bezmi Alem Sultan Valide Sultan Camii konusunda söyleyeceklerini merak ediyordum. Neyse, not verirler arkadaşlar. Ya da verebiliyorsak verelim arkadaşlar. Verelim lütfen. Tüm yaya kaldırımlarını söktüler. Biraz öte geçtiler. İstanbul'daki Başbakanlık ofisimizin kapısını kırarak içeri girmek istediler. Molotoflarla Başbakanlık ofisimizi yakma girişiminde bulundular. Ve duvarlara yazdıkları yazılar unutulamaz. Onlar zaten tamamiyle küfürname, bunlarla kendi kişiliklerini ortaya koydular. Şimdi başbakan bunları savunsun. Başbakan gerilimci. Bunları söylemeyecek miyiz? Şimdi neresini düzeltmeli? Israrla başbakan hani yalan söylüyor demeyeyim ama gerçekten doğruları çarpıtıyor en azından. Doğru söylemiyor. Şimdi çatışma çağrısı yapanlar diyor. Ve buna sözüm ona diye ekleyerek sanatçıları, aydınları, uluslararası çevreleri, uluslararası medya kuruluşlarını, işveren örgütlerini, işçi sendikalarını falan dahil ediyor. Çatışma çağrısı yapılmadı. Zaten gidenler arasında bir tane silahlı bulundu mu? Polislerinden bir silahla yaralandı mı? Nasıl çatışma bu? Ha, Molotov kokteyliyle Başbakanlık Ofisi'nin Dolmabahçe'de kırılacakmış. Şimdi İstanbul'u bilenler biliyordur. Bilmeyenler için birazcık söyleyelim. Dolmabahçe'nin içine girmek mümkün değildir zaten. Girdikten sonra Başbakan'ın ofisine falan, Başbakanlık Ofisi'ne ulaşmak hele hiç mümkün değildir. Üstelik Gezi gibi günlerde, hep öyledir, %90 öyledir ama hele o günlerde 3 kat 5 kat öyledir. Polis kordonundan 100 metre öteye gidemezsiniz, yaklaşamazsınız. Bildiğiniz yalan. Ya şeyin, Başbakanlık ofisinin kafasını kırmaya çalıştılar. Yani, nasıl bir yalan bu ya? Yani eğer Başbakanlık Ofisi'nin kapısı fiilen kırılmaya çalışıyor, bununla ilgili tespiti varsa olayla ilgili o tür tutanaklar olur. Olayla ilgili o tür gözaltına alınanlar olur. Var mı yargılanan bir kişi? Hayır. Beşiktaş Çarşı grubu oradan yürürken Başbakanlık Ofisi'nin köşesinden geçiyor. Ve slogan atıyor. Ve bütün amacı da yukarıya çıkmak. Akaretlerden buradan Taksim'e doğru çıkmaktı zaten adamların amacı. Yani ama bunu zaten bakın, bu olayda da polisin dik duruşuyla şiddet olmamıştır falan değil. Zaten kimse şiddet uygulamaya gitmedi. Polis şiddet uygulamadığı sürece şiddet olmuyor. Bunu görecek. Olayı, aynı fotoğrafı başka türlü okumaya çalışıyor ve o tür algı yaratmaya çalışıyor. Ama bunu çok normal görüyorum. Çünkü başbakanın bundan başka argümanı yok. Başbakan eğer bu iç düşman korkusunu seçmeninde yaratamazsa
uygulayacağı hiçbir politika yok. Demokrasiyle alakası kesilmiş durumda bu anlamda. Yani şimdi düşünün, insanlar, hiç kimse şiddet çağrısı yapmadı. İstanbul Platformu bile açıklama yapmaktan vazgeçti. Eğer inadına, şiddete başvurarak bu açıklamayı yapacağız, işte basamaklara çıkacağız, parka gideceğiz dese orada şiddet olur muydu? Olurdu. Bu yıl döneminde tabii. Olurdu. Tabii. Ama insanlar gördü ki polisin o dik duruşu falan değil. Kimsenin burnu kanamasın. Kimse şiddete kurban gitmesin. Çünkü gördük ki bu devletin polisi gerçekten sadece devleti korumak üzere çoluk çocuk demeden gözaltına alabilecek, hatta gözünü kör edebilecek, öldürebilecek rahatlığı o noktaya gelmişler. Ok meydanında başbakan uğur, daha gerçek mermiyle vuruldu. Başbakan diyor ki ben nasıl sabrediyor bu polis anlamıyorum ya. Diyor. Şimdi bu polisi kim tutar? Tabii. Eline silah verip sırtına sırt çantası, copuyla beraber ninja kılıklı insanları sokağa salarsan kim tutar? Göstericinin elinde bir tane sopa. Tabii. Ya buna ne diyeceksin bu şartlarda? Ve öyle hale gelmiş ki medyanın yarısını kendi kontrolüne geçirmişsin. Diğer yarısı korku, baskı altında. Her gün senin taarruzun altında. Uluslararası ajanslar haber yapmaya geliyor ve sen onların en önemli bir isimlerden birisini gözaltına aldırıyorsun. Canlı yayında. Ya, tabii cürete bakın yani. Anlatabiliyor muyum? Bu cürete bakın. Ya bu ülke demokrasi sadece sana oy verenlerin haklarını korumak değil ki. Bu ülkede yaşayan herkesin, bir kişinin dahi o ağaçların, gezdeki ağaçların hakkını korumak değil. Demokrasinin bir parçasıdır. İnsanlar oraya elbette ki İşte muhalefeti sayıyor, uluslararası aydınları, gençleri, işte grupları sayıyor, muhalif grupları sayıyor. Elbette, çünkü orada iktidarın hoyratçı bir dayatması vardı. Gezi Parkı'nda ağaçları sökecekler. Önce AVM'si, yok sonra opera binası, yok sonra kültür merkezi diye kendi kendine takla attırarak değiştirdiği bir proje haline çevirdiler. Elbette ki iktidara karşı bu insani duyarlılığı, çevre duyarlılığı olan herkes buraya tabii ki sahip çıkacaktı. Bundan daha doğal bir şey olamaz. Ama sen... Doğru olan benim. Bu dünyada Allah'ın oğluyum ben. Ben doğru olanım. Herkes yanlış. Herkes kötü. Herkes şeytan. Böyle bir şey olabilir mi? Ondan sonra gerilimci diyorlar diye eleştiriyor. Yani bu gerilim değil de başka ne olabilir ki? Yani bu ülkede ben onu başbakan olarak görmek, başbakan, bu halkın seçtiği bir başbakan olarak saygıyla karşılamak istiyorum. Ama sen beni bu şekilde öteliyorsan, iteliyorsan, senin müşavirin tekme atan müşavirini hala koruyorsan, aynı başbakanlık binasında görev veriyorsan, buna demokrasi denilebilir mi yani? Yani şiddetin dik alası madenciyi hem de o acıların ortasında Soma'da tekme vurmaktır. Onu hala görevinde tutacaksınız. Tekmeci hala müşavir olacak. Korku o hale sonra gelmiş. Berk'in terörist olacak. Zannedin ismi Taner Kurucan'dı, başbakanın tokatladığı adam. Adam 4 kez ifade değiştirdi. Ya, buna AKP'nin yandaşları şey diyor. Bu adam dönek, ifadesini değiştiriyor, güvenilmez. Hayır efendim, korku. Ya bir, o korkuyu anlamanız lazım. Adam taşrada tokat yemiş ve başbakan demiş ki hayır vurmadı, beni korumaya... Bakın düşün, tokat yediği adam tarafından korunduğunu iddia edebiliyor. Bu nasıl bir korkudur? Ben buna itiraz ediyorum. Bakın ben aynı şekilde toplumun cemaatten de böyle korkmasına itiraz ediyorum. Kimse yurttaşın üzerinde baskı unsuru olamaz. Kimse bizim babamız değil. Biz babamıza itiraz ediyoruz. Sen kimsin, siz kimsiniz? Yurttaş olmak demek benim başbakanla kanun önünde haklar konusunda eşit olmam demektir. Bunu bana bir sistem korumuyorsa elbette ki düzelmesi talebinde bulunmam lazım. Şimdi Mehmet Ali Bora sanatçı müsveddesi. Bu ülkede neyin müsveddesi olduğunu tarih yazacak. O insana müsvedde, bu adama söz gelimi derse, biri de başbakana hakaret ederse ondan sonra bana hakaret ediyorlar diye bas bas bağırıyorsun. Yani sen insanları, grupları tahrik ediyorsun. Ondan sonra sana bir cevap verildiği zaman da diyorsun gerilim siyaseti yapılıyor. Şimdi bu arada arkadaşlar not iletiyorlar. Başbakan konuşmasına fevkalade incilerle devam ediyormuş. Senin şimdi söz ettiğin CNN International muhabiri Ivan Watson, evet, canlı yayında hem de gözaltına alınmaya kalkıldı ya. Alındı, hatta karakola götürüldü. Onun için CNN'in dal kavuğu da bir şeyler yapmaya çalışıyor falan. Şimdi ne ya, basit, ne ya, yakışıyor mu zaten ya? Hakikaten yakışıyor mu? Korkunç yani, bir şey, korkunç bir şey. Orada iki polise, kardeşim... Bunlar muhabir değilmiş efendim, ajanmış. CNN International vesaire. Ivan Watson yıllardan beri Türkiye'yi izliyor. Şimdi mi ajan olduğunu fark ettiniz? Yanında pasaportu bulunmadığı için. Yani böyle nasıl, bir şey var mı? Yani bunlar saçmalıyorlar bir de, yani. Hayır, bunlar bir de gerçekten bazı günlerde... Ben en kötüsünü biliyor musunuz? Başbakan bu haleti ruh haleti içinde olabilir. Bir de bunu bakın, yarın savunacaklar var biliyor musunuz? Gazeteciyim diyenler. Tabii. Doğru söylüyorsun.
Şamil Tayyar yani başta inanılmaz. Olmak üzere. Ya kardeşim bak, ben olsam vallahi hakikaten bir teklifte bulunmak istiyorum. Ya ne istiyorsanız, ne kadar güç, ne kadar para istiyorsanız biz hazineden onu size versinler. Ama ne olur yani ne kadar istiyorsanız açık söyleyin. Nedir sizin güçten istediğiniz? Ama insanların ne, yani aşağılanmadan ya yaşalanma hakkı. Musa Kart'ın bir önerisi vardı. Türkiye'yi bilenin üstüne yapalım diye. Hani Türkiye için Türkiye'de arazi bırakmadı ya, hazine arazisi. Ne var ya diyor, Türkiye'yi diyor Bilal'in üstüne yapalım, rahatlayalım hep birlikte diyor. Arkadaşlar Erdoğan'ın görüntüsünü de alabiliriz. Bazen şimdi bakın, Star Gazetesi'nin yazı işleri müdürü geçenlerde ayrılmak zorunda kaldı. O daha sonra yaptığı bir röportajda şunu itiraf etti. Bazen dedi Star Gazetesi'nde biz Erdoğan'ı Erdoğan'dan korumaya çalışıyorduk dedi. Kimileri var, çok değil sayıları, giderek de azalıyor ama gerçekten Erdoğan'ı Erdoğan'dan korumak gerekiyor. Türkiye'yi korumak için bir kere her şeyden önce. Yani şu grup toplantısındaki konuşmalarına da keşke yasak getirseler de. Çünkü hani biz alıştık da aman. Bütün dünyaya neler diyor yani. Şimdi yarın akite manşet olursunuz. Derler ki bakın, başbakanın demokratik hakkını kullanmasını engellemek için öneride bulundu falan diye. Siz doğru şaka yaptığınızı falan söyleyin ben de arkadaşlar mesai başka şeyler hazırlasınlar. Bu latif ve ironi. Beni severler, sana bayılırlar zaten. Ya, ikimizi de çok severler. Hele Halk TV'ye çok çok sıcak bakarlar. Bir haklısın, bir şey daha vermeyelim. Koz daha vermeyelim. Başbakan konuşsun, elbette konuşsun, o konuşsun. Çünkü sonradan görevi hatta, başbakan üstleniyor. İşte gazeteci müsveddesi diye başlar hakaret etmeye yani. Şimdi hakikaten hani düşmanlık, bir başbakan kendi ülkesinin insanlarını bu kadar düşman, bence, hani karşı bir önerim olacak. Nasıl hakikaten görebiliyor? Bence gündemimize zorla sokulan bu hakaret kelimelerini ciddiye alıp tartışmamamız gerekiyor. Yani onun istediği o bir haftayı, manşetleri ve gündemi bu şekilde belirleme isteği. Bence o seviyeye düşürmemek lazım tartışmayı. Elbette yani, de. Şimdi özellikle ama bu dönemde biraz daha dozu arttıracak. Bunu da bilerek sakin de olmak lazım zaten. Tabii 30 ki? Ağustos'a doğru yani, evet. Pardon, Cumhurbaşkanlığı seçimine doğru. Şimdi ona gelelim. Çankaya seçimine gelelim. Çünkü şu çok açık. Biz Erdoğan nezdinde düşmanız. Evet. Şimdi yeni düşman, çok büyük, en büyük düşman malum Gülen cemaati. Ondan yatıp kalkıyorlar. Fakat Çankaya çıkarken bir de dost eli lazım. Dost eli ya da işte koltuk değneği lazım. Evet. Kendi oyları yetmiyor çünkü. Hani 3-5 puan da olsa geride kalıyor. 3-5 puan deyince de Türkiye genelinde %6-6,5 gibi bir oy oranına sahip olduğu bilinen BDP geliyor akla. Şimdi son gelişmeler sanki BDP'nin, Kürt Siyasi Hareketi'nin Erdoğan'ı Çankaya'ya çıkaracağı yolunda. Bir kere AKP'nin bu ağrı seçimini kaybetmesi hakikaten çok enteresan şeylere yol açtı. Önce şunu söyleyeyim, AKP'nin ağrıyı kaybetmesi kendi içinde hakikaten ciddi bir ağrıya sebep oldu. İl başkanı alınıyormuş ağrıda. Çok ciddi bir sıkıntı var ağrıyla ilgili olarak. Şamil Tayyar da gazeteci kökenli, güya gazeteci kökenli, güya milletvekili. Ben de öyle diyeyim, hani sözde güya diyor ya başbakan. Bir tweet atmış, başbakanımı kandırdılar ağrı konusunda, yanlış aday gösterdik diye. Şimdi ama başbakan kandırılmış olabilir. Ama hakikaten ağrıda bir sıkıntı var belli ki. Daha ama önemlisi Şamil Tayyar'ın sözleri değil, Sırrı Sakık'ın sözleri. Yalova'da bayağı ciddi bir farkla BDP adayı olarak, pardon, Ağrı'da seçimi kazanan Sırrı Sakık, milletvekili Sırrı Sakık. Diyor ki Sırrı Bey, Ağrı'da kazanan AKP, BDP Öcalan'dır. Evet. Şimdi bundan daha açık biz dostuz, biz kardeşiz, evet, diye herhalde söylenemez. Evet.
Tam da Sırrı Bey bunları söylerken bugün gazetelerde de bir de onları da görelim sonra sözü sana bırakacağım. Şimdi Sözcü gazetesi örneğin Tayyip'in köşk bileti Apo'nun elinde demiş manşette. PKK'ya her türlü tavizi veriyorlar çünkü diye. Sözcü gazetesini göreceğiz. Onun manşetinde bu dans diyelim, flört ya da var. Yurt gazetesi biraz haber başlığıyla bu konuya değinmiş. Çünkü Sırrı Süreyya, bir başka sırrı, Sırrı Süreyya Önder en son İmralı'da Öcalan'la görüşüp döndükten sonra bu 2-3 hafta içinde çok önemli şeyler olacak demişti. O önemli şeyler olmaya başladı, öyle anlaşılıyor. Yurt gazetesi de Öcalan'la görüşen bakan kim diye sormuş. Hani alttaki iki fotoğrafta iki seçenek sunulmuş. Biri koordinatör bakan Beşir Atalay, diğeri İçişleri Bakanı Efkan Ala. Şimdi ben Beşir Atalay'ın İmralı'ya gideceğine ihtimal vermiyorum. Efkan Ala olabilir ya da bir başkası olabilir, bilmiyorum. Ama İmralı'yla hakikaten belli konularda anlaşıldı anlaşılacak gibi. Nitekim Özgür Gündem gazetesi de bugün Umudu Büyütelim başlığıyla bir manşet haberi var. Öcalan'dan barış için kenetlenme çağrısı diyor. Şimdi Öcalan bu son görüşmedeki Sırrı Süreyya Önder'le yaptığı görüşmedeki notlarını özetlemişler. Diyor ki Öcalan, en önemli realite sürecin yeni bir aşamaya gelmiş olmasıdır. Gelinen noktada ciddi bir başlangıç için umut vardır ve bu umut geliştirilmelidir. Şimdi bu umut ne ola ki? Umut büyük anlaşıldığı kadarıyla. Sabah gazetesi, Sabah gazetesi yani doğrudan siz Erdoğan'ın sesi diye dinleyebilirsiniz bunu. Silahların bırakılması yolunda 6 kritik adım diye Sabah gazetesi. Ciddi ciddi bu şeye bakmayın. Gene Gülen cemaatine çakan manşete bakmayın. Bu haber dışarıda küçük ama içeride büyük verilmiş. Ve özetle şunu söylüyor Sabah gazetesi. Yani iktidar sözcüsü Sabah gazetesi. Diyor ki bir çözüm süreci yasal statüye kavuşturulacak. Bu süreci yürüten bütün devlet görevlileri, tabii ki başbakan ve MİT müsteşarı, yasal süreç düzenlemeyle korumaya alınacak. Yerel yönetimlere özellik şartı gelecek. Yani bu konudaki çekinceleri iktidarın kaldırılacak. Yerel yönetimlere özellik yetkisi verilecek. Bu arada İmralı'ya siyasi heyet gidebilecek. Yani çok özetle şöyle söyleyebiliriz. Öcalan dışarıya belki hemen ileride olabilir ama şu sırada belki hemen çıkmayacak. Ama dışarısı Öcalan'a gidecek. Ben öyle anladım doğrusu isterseniz. Şimdi bu bir anladığım bu. İkincisi Çankaya'ya Kürt siyasi hareketinin desteğiyle Erdoğan'ın çıkacak olması belki de zaten açıklamalar için adaylık açıklaması için bu bekleniyordu. Yani evet. Öcalan'dan sinyal bekleniyordu. Evet. Ne diyorsun? Hakikaten BDP Erdoğan'ı Çankaya'ya çıkartır mı? Nasıl görüyorsun? Valla yani aslında her şeyi siz özetlediniz. Başlıklar da her şeyi veriyor. Yani öyle çok fazla siyasi analist olmaya da gerek yok bu konuda ama uzun zamandan beri zaten BDP AKP'nin bu konuda tahkim ediyor gücünü, arkasında hissettiriyor. Ama tersini de söylüyorlardı. Yani mesela Selahattin Demirtaş Gezi konusunda, Soma'da yaşananlar konusunda vesaire eleştirip, orada hep farkındaysanız Gezi konusunda da olsun her konuda işte olduk oluyoruz. Ergenekoncular vardı da o yüzden biz Gezi'de yoktuk falan filan gibi şeylerle ben Kürt siyasetçilerin bu pratiğini garipsemiyorum. Bu onların tırnak içinde, onlar açısından bana göre tartışılabilir. Sizin için tartışılabilir. Türkiye kamuoyu açısından tartışılabilir ama bir başarısı. Bakın
yani şaşırılacak olan şu, daha önce de bir programda konuştuk galiba. Müebbet hapse mahkum olmuş ve elinizde tutuklu, hapiste hükümlü olan bir adamla siz müzakereye oturuyorsunuz. Bu adam sizi müzakereye oturtuyor. Bu onlar açısından nasıl bir mucize biliyor musunuz? Tabii. Yani dolayısıyla şimdi tutup da Türkiye halkının, yani işte kentlerde yaşayan ulusalcıymış, milliyetçiymiş ya da onların öncelikleri ya da AKP'den şikayetleriyle BDP'liler, Kürtler niye ilgilensin bu saatte? Kürtlerin sorunlarıyla Türkler veyahut da ulusalcılar ne kadar ilgilenmişlerdi? Şimdi onların siyasi pratiği açısından bunun çok anlamlı bir yeri var. Yani ve bu süreci kaybetmek tabii ki istemezler. Çünkü ilk defa hayatlarında bir muhatap bulmuşlar. Şimdi bunun kendi... Hem de nasıl bir muhatap? Yani şimdi, doğrudan başbakan ve liderleri Öcalan. Dolayısıyla onlara hani ya niye burada bulunmuyorsunuz? Mesela Gezi olaylarında niye yoksunuz? Bilmem nerede yok. Adamlar olmayabilir. Siz onlar eylem yaparken yanında mıydınız? Ya da orada mesela tabii ki terör, yıllarca terörün kıskacı altında yaşamış bir sürü masum insanın yaşadığı Güneydoğu'da bütün bu olaylar yaşanırken biz de Türkiye'de başka şeylerle ilgileniyorduk. Dolayısıyla hani herkesin oradaki sorunu kendine. Dolayısıyla Türkiye kamuoyunun öncelikleri bence BDP'nin önceliği olmayacak. Burada eleştiri yapacak veyahut da bir siyaset üretecek kesim bence AKP'nin seçmeni. Biz AKP'ye destek olurken yarın neye destek oluyoruz? Yani yarın önümüze ne konacak? Tayyip Erdoğan'ı oraya bu ittifakta çıkarmanın bize maliyeti ne olacak? Bu ülkede masum insanlar öldü, şehitler oldu. Peki bunun sonu nereye varacak? Bunu düşünmesi lazım. Hiç kimse yarın Tayyip Erdoğan'ı veya ekibini de tek başına suçlamasın. Otursun, onun seçmeni, Tayyip Erdoğan'ı bu şekilde Çankaya taşıyacak olanlar bunun muhakemesini yapsınlar diye düşünüyorum. Eğer zaten vicdanlarda bu sorgulamayı başlatamazsak siyaset yapmanın da bir anlamı yok. Yani çünkü biz ne istiyoruz? İnsanlar gazeteci olarak gerçekleri öne koyalım, açıkça ortaya serelim. İnsanlar da buradan düşünsünler, demokratik olarak kararlarını uygulasınlar istiyoruz. Eğer bu sorgulamaya girmezlerse, yani ben çıkarım böyle emrediyor, ideolojim bunu böyle emrediyor diyerek başka konularda, başka ittifaklara yeşil ışık yakarsam sonuçlarına katlanırsınız. Tabii ki. O zaman tabii ki. Birileri de der ki yarın bir gün kusura bakmayın bu sürecin böyle olacağını biz uyarısında bulunmuştuk. Bugün bunlar da yaşanacak. Hiç kimse kusura bakmasın. Kimse o zaman niye bazı konularda hassas değilsiniz derse bu halka, yani insanlar yarın çoluğunu çocuğunu askere göndermek istemezse o zaman oturup düşünmesi lazım Türkiye'yi yönetenlerin. Şimdi buradaki temel eleştirilerden bir tanesi şu. Bir ülkenin bir tarafında sokağa çıkan herkesin üstüne gaz bombasıyla, gaz fişekleriyle, işte hatta gerçek mermilerle saldırırsanız, bir ülkenin bir bölgesinde çocukları öldürürseniz, diğer tarafında barış ihdas edemezsiniz. Şimdi Güneydoğu'da çatışmaların olduğu, kanlı çatışmaların olduğu, hem Türk gençlerinin hem de PKK'lıların öldüğü o süreçte ben kendi adıma Kürt siyasi hareketini en azından anlamaya çalışarak bir gazeteci olarak durdum. Ve insan hakları savunucusu olarak durdum. Ama şimdi Kürt siyasi hareketinin ben bunu istiyorum, bunu alacağım, bunun için her şeyi yaparım. Beni destekleyen sola, sosyal demokratlara, sosyalistlere neyse, gerekirse sırtımı dönerim, gezicilere arkamı dönerim diyorsa, burada da hakikaten... Siyaset bu. Evet, yani siyaset bu. Yani bunu ama eleştiremezsiniz. Niye böyle davranıyorsunuz? Ya ben yok canım ben eleştiririm. Hayır, eleştirimin kıymet harbiyesi olmaz ama eleştiririm. Bazı insanlara kahraman muamelesi yapmamak gerekir. Böyle adam öyle bir kamufle ediyor ki çıkıyor görüyorum ben barışmış, süreçmiş, işte siyasetmiş, efelenmeler falan filan. Bir popülerlik falan var üzerinde. Bu adamlara kahraman muamelesi çekmeyin. Onların iki yüzünü görün, öyle davranın. İnsanların özüyle, sözüyle, pratiğiyle hepsi bir bütün olması lazım. Ha bütün bundan bizim ne öğrenmemiz gerekiyor? Batı'da yıllarca devletle, devletin güven kanatlarının altında yaşamış insanların aslında siyaseti öğrenmesi gerektiğini.
tamam PKK Gezi'nin, bir terör. Gezi'nin de aslında PKK bu konuda en büyük ders olduğunu. Tabii PKK bir terör örgütü ve bütün masum insanlara canına kıymıştır. Onu bir tarafa bırakalım. Yani bu yok değil. Bu var. Bunun cezası ayrı bir şey. Ama yıllarca örgütlü olmanın sonuçlarını yaşıyor işte Kürt halkı Güneydoğu'da ve o devletle müzakereye oturmuş durumda. Şimdi Batı'da bir örgütlülük var mıydı? Yıllarca örgütlülük anlamında bizim bildiğimiz ne var? Türk Silahlı Kuvvetleri var. Laikliğin ve demokrasinin bekçisi. Ya da CHP var işte ulusalcıların bekçisi. Bir Ergenekon süreciyle hepsi dağıldı mı? Dağıldı. Ne kaldı? Örgütsüz bir toplum kaldı. Şimdi Gezi, gençlerin yarattığı bir umut dalgası. Gezi'den siyasi parti yaratmaya çalışıyoruz. Hayır. Asıl yaşı ilerlemiş, tecrübeli, ömrü siyasi düşünceler içine geçmiş insanların kendini koyması lazım. Ha, peki o insanlar nerede? Göreceğiz Ağustos'taki seçimler, şeyde Cumhurbaşkanı seçiminde yazlıkta olacaklar çoğu. Gelmeyecekler, çocuklarını göndermeyecekler. O yüzden çok rahat. Dediğiniz gibi %3-5 BDP'nin de desteğiyle AKP rahatlıkla kendi adayını şimdi Cumhurbaşkanı yaptıracak. Katılıyorum. Yani ve herkese gelip oy kullanma çağrısı yapmak istiyorum ama bir de gerçekçi olmak lazım. Senin dediğin gibi yazlığa gidecekler. Şunu lütfen, eğer herhangi bir otele, motele, pansiyona gitmediyseniz, yani yazlığınız varsa araştırın. Oradaki muhtarlığa başvurarak, çünkü yazlıkta siz, o sizin eviniz. Orada bulunduğunuz yerde oy kullanma ihtimali, imkanı varmış. Bunu öğrendim ama %100 kesin diye söyleyemiyorum. Bunu sizin tek tek araştırıp bulmanız ve gereğini yerine getirmeniz gerekiyor. Yani diyelim ki işte Ayvalık'a yazlığınıza gidiyorsunuz. Orası sizin evinizse orada oy kullanabilirsiniz. Belki muhtardan geçici ikametgah nakli falan alabilirsiniz, bilmiyorum. Bunu söylemek istiyorum. Şimdi sürenin artık yavaş yavaş yemeye başladık. Bıraktığın noktadan aslında ben sormak istiyorum. Şu hakikaten çok önemli. Kürt siyasi hareketi çok büyük bedeller ödedi. Senin söylediğini özetliyorum. Çok büyük bir mücadele, savaş hatta belki, karşılığında bedel ödedi ve bugün bir güçle muhatap alınıyor, istediğini alıyor, deniyor. Senin söylediklerinin özeti bu zaten. Ama her şeye rağmen bu ülkede de bir de yasalar diye de bir şey var. O yasalara göre gene senin söylediğin, Öcalan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezaevinde. Evet. Hükümlü terör suçuyla ve terör örgütü lideri olmak suçuyla, ama onun söyledikleriyle biz anlıyoruz ki yasalar çıkacak. Onun talimatıyla işte yol haritaları çizilecek vesaire. Yanı sıra sahte deliller, üretilmiş deliller, kumpaslarla insanlar içeride yatmaya devam edecek. Evet. Şimdi hani ne olacak diye sormuyorum ortada da. Yasaların, hani en azından yasaların, sessiz çığlık eylemine yasaların destek yasaların mi? İktidarların sopası, aracı olduğunu insanların görmesi lazım. Hani bize tabii hep kutsal bir şeymiş gibi adalet mülkün temelidir diye duvarlara yazarlar falan. Biz de hiç hukuktan şüphe etmeyiz. Yasaların adalet getireceğini zannederiz ya. Bunun aslında bir oyun olduğunu görmemiz lazım. İnsanlar hukukun, kurumların aslında bir iktidar aracı, ideolojik araçlar olduğunu anlaması gerekiyor. Yani eğer söylediğiniz şey geçerliyse, bir zamanlar başbakan olan kişi, şimdi başbakan olan kişi, anayasa değişmese asla başbakan olamayacak bir kişiydi. Değil mi? Seçilme imkanına sahip değildi ama anayasa değişti. Şimdi ben tabii ki nitelik karşılaştırması yapmıyorum. Ama yasaların değişebileceğini, tabii ki tam da o baskının, işte etkinin gücüyle yasaların değiştirilerek bambaşka fotoğrafların bize sunulabileceğini ben de görebiliyorum yani. Şimdi bir de hani bir öneri gibi de aslında söylüyorum bunu. Evet, bütün bu söylediklerin doğru. Yanı sıra hakikaten şu ya da bu ölçüde
canla canınızı vererek işte vesaire demiyorum elbette. Ama en azından yorularak. Sessiz çığlık diye bir eylem var. Evet. İçerideki insanların yakınlarının şey yaptığı. Belki oraya gidebilirsiniz. Evet, sessiz çığlığı büyütebilirsiniz. Bir sessiz çığlık korosu oluşturabilirsiniz. Evet. Yani eğer yapmazsanız hakikaten Ağustos'ta Erdoğan Çankaya çıktığında şimdi Türkiye'nin en örgütlü hiçbir şey söylemeyin. Türkiye'nin en örgütlü meslek grubu hangisidir? Askerler. Evet. Bu sessiz çığlık eyleminde mesela niye askerler bundan mesela böyle bir böyle bir olay yaşamış 15 yıl önce falan ne olurdu? Grup grup askerler orayı şeye çevirirlerdi, bir ziyaretgaha çevirirlerdi. Ay askerli, muazzam askerli. Yok, hayır, destek amacıyla, destek amacıyla, hayır, insani yok, duygularla hayır, diyorum. Yani hiç o bile hayır, olmasın. Hayır, şunu söylemek istiyorum. Sıradan vatandaş, demokrasi isteyen, özgürlük isteyen sıradan ama vatandaş tamam, sahip çıkmalı. Bakın adalet, bakın burada mesele şu. Tabii ki herkes demokrasi şey istiyor ama vatandaş bir süre önce, bundan bir onlar yıllar önce demokrasi adaletin önünde askeri engel görüyorlardı. Askerin Türkiye'deki bilinçaltındaki yeri farklı. Şimdi burada bakın mesele adalet işte. Evet. Adalet evet. Geliyor, dönüyor, evet. Dolaşıyor evet. Adalete. Buradaki bir sürü kurban insan var, suçsuz insan var ama o insanlar bu ülkede adalet tesis edilmediği için. Yani İlker Başbuğ bile ancak hapisten çıktıktan sonra ancak o insana destek oldu. Neden? Niye daha önce değil? Daha önce sadece gidin ifadenizi verin her şey hallolacak falan diye onları idare ediyorlardı. Yani dolayısıyla yani bizim buradaki asıl şeyimiz özgürlük, demokrasi. Adalet olmadan yani temelinde adalet olmadan ne demokrasi olur ne özgürlük olur. Yani önce adalet yani ne demek adalet? Eşitlik. Yani sizinle benim her yerde her koşulda eşit olduğumuzu maddi olarak değil. Yani ben Koç ailesinden birisi eşit olacağım kardeşim hukuk önünde. Başbakanla eşit olacağım. Benim hakkımı hukukumu koruyacak. Kendimi güvende hissedeceğim. Ha yoksa kendimi o şekilde konumlandırırım. Ama işte ondan sonra demokrasi gelir. Eşit ve özgür, eşit ve adalet içinde olmayan, yasaların adalet dağıtmadığı bir ülkede asla demokrasi de yeşermiyor, olmuyor. Ve bu tür mağduriyetler hep yaşanıyor. Bakın dün yine hükümet güya işte bu açılımla ilgili bir şeyler yapacak. Ama kendi içinde çelişki. Şimdi sabahleyin televizyonda izliyordum. Bizim Ferit Diyarbakır'dan haber yapıyor. Bu PKK'nın kaçırdığı aileler var. PKK'nın çocuklarını kaçırdığı aileler var. Onların eylemi var. Çocukları kaçırıyorlar, 15-16 yaşındaki çocukları. Bir de yanında bir 5-6 metre ileride bir tek başına eylem yapan bir aile var. Meğer o PKK tarafından işte militanlaştırmış, 14-15 ya da işte kaçırılmış diyelim, ne dersiniz? Yakalanmış bir çocuk, PKK grubunun içinden yakalanmış bir çocuk. Hatta asker parkasını veriyor ona. O tarihte fotoğrafları var. Şimdi o çocuk getirilmiş Türkiye'ye ve 45 yıl cezalandırılmış. 45 yıl hapis cezası almış. Ailesi isyan ediyor. Hani diyor koruyacaktınız, kavrayacaktınız falan filan diye. Şimdi öbür tarafta da 1000-2000 civarında çocuğu kaçırmış ailenin bazı üyeleri eylem yapıyor. Şimdi diyor ne diyor başbakan? Bunlar dağdan indirilsin, getirilsin. Getirildiği adama sen eğer 45 yıl ceza verirsen nasıl bu çocuklar gelmeye cesaret edebilir mi? Çocuk onlar zaten daha. Ya burada kendi içinde de çelişkiler var. Hani yasasını, adaletini inşa etmeden işte bütün bunlar hep demokrasi sorunu, demokrasi ağrısı olarak karşımıza çıkıyor ve çıkacaktır diye görüyoruz yani. Zaten hani bu çocuklar meselesi o kadar enteresan ki Berke'ni terörist olarak nitelendirip ondan sonra başka çocuklara sahip çıkılamaz diye düşünüyorum ben. Evet. Yani Berke'ni Berkin için gözyaşı dökmeden, Berkin için üzülmeden bu ülkede ha bir tek Bilal Erdoğan'a hani, üzülebilir. O kadar. Diriler üzerinde başbakan ayrım yapıyor. Yani ötekileştiriyor ama ölülerde de ayrımcılık yapıyor. O korkunç. Yani, işte esas mesele Burak işte. Can diyor, onu şehidimiz diyor. Berkin Erdoğan'a gelince başka bir... Ya çocuk bu. Her hatayı yapabilir. Ki biz ne yapıyoruz? Öcalan'ı sen muhatap alıyorsun. Öcalan gibi terörist başını sen muhatap alıyorsun, konuşabiliyorsun. Binlerce insanın ölümünde parmağı olan adamla muhabbet ediyorsun. Ama bir Berkin Elvan sana dünyanın en büyük teröristi olarak lanse ediyorsun dünyaya. Biraz vicdan be kardeşim. Burakcan da bizim insanımız. Berkin Elvan da bizim insanımız. Diyecek rahatlıkta ve gönül rahatlığında olacaksın. Anlatabiliyor muyum? Şimdi... Yani insanları polis öldürüyor, polis şiddet uyguluyor, polisi olumluyor. Çünkü niye biliyor musunuz?
Onun arkasında bu toplumu ezebileceği tek bir silah var, o da polis. Onları olumluyor başımıza. Polis devleti diye boşuna söylenmiyor. Tabii. Şimdi süremizin sonuna geldik. Medya mahallesine kayıt düşmeden geçemeyeceğim. Bir meslektaşımız Korcan Karar, SkyTürk yeni adıyla 360, Sky 360 televizyonunda anchorman olarak, ana haber sunucusu olarak çalışıyordu. Geçen de hadi güle güle dediler. Neden dediler? Kendi yazısından, daha doğrusu Medya Radar'dan Alevci Minli'ye verdiği röportajdan bir bölüm aldım. İzleyelim, anlatmış. Türkiye'yi yasa boğan Soma faciasında 5 gün boyunca neredeyse 24 saate yakın yayınlar yaptım. Orada da hep doğruları tarafsız bir gözle aktarmaya çalıştım. Nedir gazetecinin görevi? Halkın doğruları öğrenmesi için gerçekleri aktarmak. Çalıştığım kurumlarda da hep bunu yapmaya çalıştım. Soma'dan döndükten sonra Yılmaz Özdil'in Sayın Başbakan ile olan polemiği ve Yılmaz Özdil'in müstahak şeklinde bir açıklaması vardı. Bunun üzerine de bizim haber bültenimizde bir Yılmaz Özdil haberi yapılmıştı. Ben o habere baktım. Bir de canlı yayın konuğu vardı konuya dair. Ama habere baktığımda haberin sadece bir tarafı vardı. Gidip haber merkezi yöneticisine bu haberde Yılmaz Özdil'in açıklamalarına da yer verelim. Haber tek taraflı olmaz dedim. Ama o açıklama haberin içerisine konulmadı. Ben de dedim ki bakın Yılmaz Özdil'i 1981'den bu yana tanırım. Birlikte çalıştık. O insan benim hem arkadaşım, hem dostum, hem de yüz yüze baktığım meslektaşım. Yarın sizinle ilgili de böyle bir haber çıksa yine aynı haberi yaparım. Haberi sadece tek taraflı göremeyiz. Yılmaz Özdil'e de söz hakkı vermelisiniz. Ama haklıdır ama değildir. Biz görevimizin gereğini yerine getirelim. Ama olmadı. Haber tek taraflı girdi. 5 gün sonra da işime son verildi. Elime verilen yazıda yeni yapılanma döneminde sizinle yolumuz ayrıldı yazıyordu. Bültene 2 saat kala ise insan kaynaklarına çağrıldım. Korcan Bey, yeni bir yapılanma var ve bu yapılanma içerisinde siz yoksunuz. Sizinle yollarımız ayrıldı denildi. Kağıda imzayı attım ve haber merkezindeki çalışma arkadaşlarımla vedalaştım. Ardından da İzmir'e baba ocağına geldim. İşte bizim hikayemiz. Evet. Ama o nedenle, ama bu nedenle medya zaten süpürle süpürle yıllardır bir tanedir. Tarafsız kalmanıza dahi izin vermiyorlar. Evet. Ya bizdensin ya düşmanımızsın. Yani böyle bir mantık olabilir mi? Şimdi haberin unsurunu sadece karşı tarafa bir söz hakkı için görüş belirten bir haber sunucusundan bahsediyoruz ve 5 gün sonra eline çıkışını tutuşturabiliyorsun. Bu olmadı diye isyan et çıkartmamış, evet, oldu, ortada birbirine katmamış. Haberin üzerinden 5 günde geçmiş. Yorum yapmamış. Tabii. Sadece bir öneride bulunmuş. Tabii haberin üzerinden 5 günde geçmiş. Ama tarafsız olmanıza dahi izin vermiyorlar. Hani başbakan Ayın Vasına laf değdireceğine buna müdahale etsin. CNN ya benim kamu yönetiminde olan bir televizyonda bir ankırmana bunu nasıl yaparsınız kardeşim? Hani eşitlik, hani haberde özgürlük falan. Bunu bahsedeceksin yani. Yani hayallerimizden söz ediyorsun tabii. Yani tabii. Bir başka ülkeden söz ediyorsun. Evet, bültenimizin demişim ben de. Korcan'da kaldı aklım. Programın sonuna geldik. Allah söylüyor. Sevgili... Belki de bülten sunacaksınız. Bülten değil, ben programdan memnunum. Var mı eklemek istediğim bir şey? Valla ben bugün işte Ali İsmail Korkmaz'ın ölüm yıldönümü ve ailesinin acısını, evet, gerçekten paylaşıyorum. Evet. Yani onunla yaşıyoruz bu bütün dar, evet, gezi eylemi sürecinde mağdur olanların, Ethem Sarasülüklerin olsun, Ayvalıtaş'ın olsun. Bakın bu AKP döneminde bizim hani ulusal günlerimiz, yaz günlerimiz oldu ya. Yani artık böyle mesela 27 Aralık gibi işte Uludere'de ölenlerin anma günümüz, Ethem Sarıhisselük'ün ölümünün yıl dönümü, gezi olaylarının yıl dönümü ya da işte İsmail Korkmaz'ın ölümünün yıl dönümü gibi bizim yeni ulusal günlerimiz oldu. Acılarla dolu bir ulusal günlerimiz oldu. Yes. Dolayısıyla Ali İsmail Korkmaz'ı bugün ananlara her yıl bunu tekrar ettirmesi gerektiğini biliyorum. Başbakanın o konuşmasının arkasında ve hala geziden bahsediyor olmasındaki en önemli faktör ne biliyor musunuz? Aslında gerçekten onlar korkuyorlar. Onu anlıyorsunuz. En çok o gezinin
gerçekten bir siyasete, deminden hani dedi ki her şey ilaç olacak siyaset, siyasete dönüşmesinden, toplumsal bir harekete dönüşmesinden korkuyorlar. Onun için sürekli onu hep kötülemeye çalışıyorlar. Oysa o dünyanın en temiz toplumsal hareketlerinden bir tanesi. Hatta hiçbir siyasetçinin dahi sahiplenemeyeceği ve hiç kimseye kendini sahiplendirmeyen bir ruh. Yani o ruhun yaşatılması lazım. Ali İsmail'lerin, Ethem Sarısürük gibi isimlerin burada hakikaten sembol olma özelliğini asla unutturmaması lazım. Çünkü bizim artık ulusal günlerimiz o günler. Kesinlikle. Ay, gözlerimi yaşarttın Nedim. Hakikaten bizim ulusal günlerimiz. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Çok teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.